Merhaba, selam arkadaşlar. Umarım doğru duyabiliyorsunuzdur. Görüntü, ses geliyorsa başlayabiliriz. Ben Ekşi Forex Araştırma Ekibinden Pierre'in Daniel'i. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu akşam beraber olacağız. Teşekkür ederim, ses geliyor. Öncelikle bir risk uyarımız var. Bu yaptığımız yayınların bir yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını söylemek açısından ve kontrat farklarının ürünlerinin çok riskli olduğunu söylemek için. Yani bu yayında anlattıklarımız bir eğitim niteliğinde değerlendirmesi gerekiyor. Öncelikle bu benim bu ay için son yayınım olacak. Dolayısıyla biraz daha uzun tutacağız yayını. Sormak istediğiniz bir konu olduğunda soru ve cevap kısmında yazabilirsiniz. Yayının sonunda sorulara cevaplamaya çalışacağım. Önceki yayınları Burhan Hoca'nındı ve İkbal Hoca'nındı. Benden sonra bu perşembe Utku Hoca'nın yayını olacak. Onu da takip etmeyi unutmayın. Benim ise geçtiğimiz haftanın perşembe gününde bir yayınım olmuştu. O yayında pozisyon açmak, koşulların oluşmasını ve sonrasında nasıl trade açtığımızı anlatmaya çalıştık. Yavaştan başlayalım. Bu yayında ise pozisyonu açtıktan sonra pozisyonu nasıl yönetebiliriz? Tamamdır. Pozisyonu nasıl yönetebiliriz? Ne zaman kar almamız gerekiyor? Nasıl pozisyonlayabiliriz? Yani tek bir pozisyon mu, daha fazla pozisyon mu açmak daha mantıklı tartışacağız. Ve de üç tane örnek aldım. İki tane örnekte karlı işlemleri örnek aldım. Son örnekte de zarar ile kapanan bir örneği aldım. Onu da anlatmaya çalışacağız. Tamamdır. Tamamdır. İlk anlatacağımız parite, örnek EuroCAD üzerinden olacak. EuroCAD paritesi satış pozisyonu teknik anlatımını yapacağız. Şimdi geçen haftadan az çok belki hatırlarsınız katılanlar, katılmayanlar YouTube Tikmin'in YouTube kanalına yüklendiği zaman linki gruplara paylaşacağız, oradan görebiliriz. Geçen haftadan hatırladığımız kadarıyla eğer bir satış pozisyonu fırsatı bulmak için, görmek için koşullarımız son oluşan destek seviyesinin kırılmasını beklememiz gerekiyordu. Burada kırıldığını görebiliyoruz. Destek seviyesi test edildi yazmışız. İkinci çubukta test edildiğini görüyoruz. Bu arada bu 4 saatlik görünüm EuroCAD paritesinde. Bu 4 saatlikteki en son oluşan destek seviyesinin kırılması ve test edilmesi, son oluşan direnci görüyoruz. Satış pozisyonu düşündüğümüz için ara destek noktalarını görüyoruz. Yani bizim hedefimiz yani bu seviyeler olması gerekiyor. Fakat bu ara seviyeleri de dikkate almakta fayda var. Yani eğer biz kademeli bir pozisyonlama yapacaksak, yani kademeli pozisyonlama derken, eğer bizim marjinimiz, bakiyemiz örneğin 0.60 lotluk bir pozisyon hacmine izin veriyorsa, o zaman onu 0
0.20, 0.20 ve 0.20 olarak ayarlamak da mümkün. Dolayısıyla bu bir kademelendirme pozisyonları ya da kademeleme pozisyonlama olarak tanımlanıyor. Bu neden yapılıyor? Çünkü biliyorsunuz fiyatı tahmin etmek ya da yönünü bilmek çok zor. Dolayısıyla bu yönde hareket ettiği zaman, yani bizim istediğimiz yöne hareket ettiği zaman kârlardan olmamak için ya da kârı zarara çevirmemek adına ara destek noktalarında veya eğer alış bir pozisyonu ise ara direnç noktalarında pozisyonları yavaş yavaş kapatıp diğerlerini stop loss seviyesine, giriş seviyesine çekmek daha risksiz bir trade çerçevesi çizebiliyoruz. Hedefimiz 1.51 civarı oluyor. Devam edelim. Geçen haftadan aynı şekilde nasıl pozisyon açacağımızı, spike hareketlerinden korunma bölgesini nasıl belirlediğimizi, burada gördüğünüz gibi 30 pipslik bir bölge var. Pozisyonu korumak adına ve kar almak için fire bölgesi veya güvenlik bölgesi diyebiliriz. 5 ile 10 pips arasında olabilir bu bölge. Çünkü çok gergin bölgelerde bildiğiniz gibi fiyat sert hareket edebilir. Dolayısıyla da istediğimiz karın bir kısmını piyasaya kaptırmış olabiliriz. Dolayısıyla daha önce kapatmak, karı almak ve kabullenmek daha iyi olabilir. Pozisyonumuzu ayarladık. Şimdi bu yayında pozisyonu açtıktan sonra fiyatın yaptığı hareketler neticesinde nasıl hareket etmemizi ya da bu trade'in ne zaman yani onayladığımız koşulların ardında onayladığımız koşulları desteklemediği sürece, desteklemediği zaman ne zaman kapatmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Örneğin bu pozisyonda şuradan, şu kısımdan iki diğer 4 saatlik çubuk oluştu. Alıcıların fiyatı yükseltme çabaları düzeltme hareketini oluşturuyor diye yazmışız. Yani bildiğiniz üzere burası bir güçlü destek seviyesiydi. Ve destek seviyesi kırıldıktan sonra bu seviyenin kırılmasından sonra kar almak isteyen bankalar, işte finans kuruluşları take profit veya kar alma işlemlerini yaptıkları zaman bir geri çekilme olma olasılığı var. Ve bu genellikle bir yani çoğunlukla bir gelenek haline gelmiştir. Hani fiyatı analiz ettiğiniz zaman bir seviye kırıldıktan sonra bir düzeltme hareketi, alıcıların tekrar destek seviyesinin üzerinde kapatma çabalarını görebiliriz. Dolayısıyla bu gayet normal bir harekettir. Zaten bizim anlattığımız swing trade. Yani fiyatın davranışlarının neticesine bir trade açmak. Şimdi daha yakından görelim. Bu o 4 saatlik çubuğun 1 saatlik kısmında hareketi. Gördüğümüz gibi bu destek seviyesi kırılmış durumda. Altında kapanışlar gerçekleşmiş. Yeni tepeler oluşmuş. Yani maksimum tepeler oluşmuş. Burada en son oluşan direnç seviyesini görüyoruz. Burada daha önce anlattığımız gibi spike hareketlerinden koruma bölgesini görüyoruz. Hedefimiz de aşağıda gördüğünüz gibi burada. Yeni oluşan destek seviyelerini görüyoruz. Yani burada. Buradan alıcılar alış pozlarını aktif etmiş ve fiyatı tekrar kırılan destek seviyesi üzerinde çekmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu seviyenin kırılması bizim açımızdan ve pozisyonu korumak açısından çok değerli. Hem kâra geçiyoruz hem de stop loss seviyemizi küçültme ihtimalimiz artıyor. Örneğin bu şekilde yeni oluşan destek seviyeleri kırıldı. Diğer çubuklar da altında kapandı diye yazmışız. Yani burada oluşan diğer yeni bir destek seviyesi buradaki çubuklardan kırıldı. Altında kapanışlar gerçekleşti. Dolayısıyla biz de kâra geçmiş olduk.
Bu durumda stop loss seviyesini dikkate aldığımız en son oluşan direnç seviyesine çekebiliriz. Şöyle görüyoruz. Bir daha çevireceğim. Burada oluşan oluşmuş yeni destek seviyelerinin kırılması neticesinde kâra geçmiş olduk. Stop loss seviyesinde hareket ettiriyoruz. Son direnci görüyoruz. Şurada yazdık. Son direnç bu seviye. 25 pipslik tekrar spike hareketlerinden koruma bölgesi bırakıyoruz. Spike hareketlerine karşı koruma bölgesi tekrar oluşturuldu. Pozisyonda devam ediyoruz. Ortalama olarak 30 pipslik bir kârdayız. Devam ediyoruz. Kırılan destek seviyelerinin nasıl test edildiğini görüyoruz burada. Yeni direnç seviyeleri oluşuyor tabii. Ve son direnç seviyeleri bir önceki direnç seviyeleri olmuş oluyor. Yeni destek seviyeleri oluştu burada mesela. Bunlar da kırıldı. Dolayısıyla ortalama olarak 80-85 pipslik bir kar oluşmuş durumda. Hareket ediyoruz. Yeni oluşan direnç seviyeleri, yeni direnç burada görüyoruz. En son burasını test etmişti. Ve hareket ettiğimiz ya da küçülttüğümüz stop loss seviyesini görüyoruz. Stop loss seviyesinin tekrar son direnç artı spike hareketlerinden korumak adına bölgeyi oluşturuyoruz. Pozisyon 82 pips karda. Kademeli pozisyonlama yapılmış ise kademeli kar alma işlemleri uygulanabilir diye yazmışız. Yani daha önce anlattığımız gibi eğer başlangıçta yani burada pozisyonu açtığımız zaman kademeli olarak pozisyonumuzu birkaç işleme bölmüş isek bir veya iki tercihen pozisyonu kapatıp zaten stop loss seviyesini küçültmüş durumdayız. Bu şekilde pozisyondan biraz yani bir kısmını pozisyonu nasıl bölmüş iseniz ona bağlı bir kısmını kar almış olacaksınız. Yani bu durumda eğer herhangi beklenmedik bir olay yaşanıp bu şekilde bir alış hareketi olsa bile kar aldığınız kadar stop loss seviyesi olmadığı için yine de karda olmuş olacaksınız ufak da olsa. Stop loss seviyesi aynı yerde yeni oluşan dirençleri görüyoruz burada. Pozisyon kapattıktan ve yeni oluşan direnç seviyelerinden sonra stop loss seviyesi girişe çekilebilir. Yani son direnci görüyoruz, yeni direnci görüyoruz. Dolayısıyla son dirence veya üstüne bir 30 pips daha koyabiliriz. Fakat artık bir defa kar aldığımız için daha fazla bu pozisyonla uğraşmamak adına ve daha fazla kar alabilmek adına stop loss seviyesini giriş seviyesini ayarlayabiliriz bundan sonra. Üçlü kademeli pozisyonlamada bir diğer pozisyon da kapatılabilir. Bu dediğim gibi bu tercihendir. Çünkü ortalama olarak burada 120 pipslik tekrar bir kar oluşmuş durumda. Yeni oluşan destek seviyeleri görüyoruz. Fakat bunların hiçbiri son oluşturdukları direnci kırıp üstünde kapanmadıkları için hala satış pozisyonların devam edeceğini varsayıp öyle devam edebiliyoruz. Satış pozisyonlarımızda kalmaya. Bu şekilde stop loss seviyesini giriş seviyesinde çekiyoruz. Direnç seviyesi tekrar teyit edildi. Yani burada oluşturan, şu şekilde anlatayım. Burada oluşan yeni direnç burada teyit edildi. Yani burası çalışıyor diyebiliriz. Yeni satıcılar buralardan satmaya başlamış diyebiliriz. Kar alınmış, pozisyona ise risk free devam edilmekte. Dolayısıyla burada artık bir pozisyondan kar aldığımız için yani bir işlemden eğer kademelendirme yapmışsak artık ya o kar ile yetineceğiz. Yani burada bir beklenmedik bir yukarı yönlü hareket göreceğiz. Ya da bu pozisyon devam ederek bizi ekstra bir kara yönlendirecek. Kar almak için bir diğer fırsat yazmışız. Pozisyon 124 pips kar kaydediyor. Şimdi şunu da duyar gibiyim. Belki bunu da sorabilirsiniz. Bizim hedefimiz burası değil miydi? Evet, hedefimiz orası. Fakat piyasayla savaşmamak gerek. Yani bu doğru bir kelime aslında diye düşünüyorum. Çünkü piyasanın tam olarak ne yapacağını
kestirmek ya da bilmek çok zor. Dolayısıyla yolda iken yani satış pozisyonunun 1/3 ya da yarısı bittiğinde kar almak, bir şekilde kademelendirme ve bunu farklı tekniklerle bakiyemizi yükseltmek adına bu tip bir modifikasyonlar veya değişiklikler yapabiliriz. Pozisyonu görüyoruz. Yeni direnç noktaları oluştu. Burada teyit edilmişti. Yeni direnç noktaları oluştu. Son pozisyon, son oluşan direnç seviyesinde artı 107 pips kar bölgesi çekilebilir. Yani eğer kademelendirme yapmışsak, üçlü kademeli kademelendirme üzerine gitmiştik bu varsayımı. Eğer bu şekilde yapmışsak ve son pozisyonunun stop loss seviyesini girişe bıraktığımızı varsaymıştık bir önceki grafikte, bunu kar bölgesine de çekme ihtimalimiz var artık. Yani 107 pips kar bölgesine kadar stop loss seviyesini çekebiliriz. Dolayısıyla üçüncü pozisyonumuz herhangi bir şekilde stop loss seviyesine gelirse 107 pips kar kaydetmiş olacağız. Yeni destek noktalarını görüyoruz. Ayrıca son pozisyon 180 pips ile kapatılabilir. Yani burada manuel olarak kapatabiliriz. 270 pips kar olacaktır. Yani 3 pozisyonla beraber. Bu arada bizim pozisyonumuz tam olarak 251 pipslik bir fırsat. Şimdi, evet, beklediğimiz, yani bekleyip ya da beklemediğimiz gibi biz stop loss seviyesini 107 pips kâra çıkmış olduk ve burada stop loss olduk ama kâr olarak kaydettik. Son pozisyon kârda stop loss olarak 107 pips kâr kazandırmış oldu. Stop loss seviyesi kâr bölgesine çekildi ve fiyat stop loss seviyesinde dokundu. Fakat eğer bunu hiç hareket etmeseydik biz bildiğimiz gibi hedefimize ulaşmış olacaktık. Bu bildiğiniz gibi anlattığımızda 1 saatlik görünüm. Dolayısıyla ortalama 3 günlük bir işleme denk geliyor. Tek pozisyon olması durumunda kademeli stop loss düzeltmesi ile tek profit 250 pips ile kar kaydetti. Yani tek pozisyon olsaydı 250 pips almış olurduk. Kademeli olarak 270 pips civarı dengeliyordu. Bu birinci işlem ve kar ile kapatılmış bir işlemdi. Bir diğer işlem ise GBP out paritesi alış pozisyonu teknik anlatımı olacak. Biraz daha kısa gideceğiz. Bu şekilde planladım. Eğer belki daha sonlarda bir sorularınız olursa tekrar geriye dönüp bakma ihtimalimiz olur. Bu arada sorularınızı soru cevap kısmına yazabilirsiniz. Sonunda da ise bir de bir alış pozisyonumuz var fakat o zarar ile kapanan ve neden zarar ile kapandığını açıklamaya anlatacağız. Şimdi ise GBP out paritesinin alış pozisyonu teknik anlatımını yapacağız. Şimdi Perşembe günü yaptığımız yayında koşulların oluşmasını anlatmıştık. Son direnci görüyoruz. Bu direncin kırıldığını, test edildiğini, yeni desteğin oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla paritenin çoğu koşulu doldurduğunu görüyoruz. Bir alış pozisyonu için. Alış pozisyonu açılabilir diye onay vermişiz. Hedefimiz bu iğne dediğimiz wick kısmı bir haftalık direnç seviyesi. Ara direnç seviyelerini görüyoruz. Bunu şuradan çekebiliriz. Yani bir satıcıların yoğun olduğu bölgeler bu bölge olabilir veya bu bölge olabilir. Yani çubukların vücudunun kapandığı seviyeleri bir direnç olarak veya eğer tersi ise bir destek olarak görebiliriz. Alış pozisyonumuzu ayarladık. Son oluşan destek seviyesinden ortalama 31-26 pips civarı bir seviye bıraktık. Spike hareketinden korunması için. Pozisyonu korumak adına bırakılan boşluğu görüyoruz. 15-14 pips istediğiniz kadar bırakabilirsiniz.
ileride örnekte görebiliriz. Hani bu örnekte belki daha az, daha fazla da bıraksak, 25-30 pips bile bıraksak tekrar daha doğru olacaktır. Farklı ara direnç seviyeleri dikkate alınarak kademeli pozisyonlama yapılabilir. Yani eğer fiyatın buraya, buraya ya buraya gelmesi durumunda kademeli olarak pozisyonları kapatıp kar da alabiliriz. Biraz daha yakından görelim. O 4 saatlik görünümdü. 30 dakikalık görünümde bir impuls görüyoruz. Yani itki görebiliyoruz. Yani fiyatın bir yöne doğru sert hareketini görüyoruz. Burada bildiğiniz gibi destek ve direnç seviyesi vardı. Direnç seviyesi kırıldı. Yani şurasını görüyoruz. Direnç seviyesi kırıldı. Desteğe dönüştü. Ve bir bayrak formasını görüyoruz. Yani fiyat relief hareketini veya satıcıların ve alıcıların daha sert kapıştığı bir bölgeyi görüyoruz. Dolayısıyla hangi yöne devam edeceği konusunda daha detaylı bilgi almamız gerekiyor fiyat hareketlerinden. Son oluşan direnç seviyesini görüyoruz şuradaki bölgede. Bu kırılmış ve devamında iki çubuk üstünde kapanış sergilemiş. Yani buradaki yeşilden bahsediyoruz ve buradaki kırmızıdan bahsediyoruz. İkisi de bu son oluşan direnç seviyesi üstünde kapanış sergilemiş. Kırılma sonrası oluşan düzeltme hareketi bayrak formasına dönüşmüş. Şimdi bizim beklediğimiz hareketin yukarı yönlü olması. Şöyle bakalım. 4 saatliğe döndük. Daha önce sadece bu kısmını görebiliyorduk. Şimdi fiyat biraz yukarı yönlü hareket etmiş. Gördüğümüz gibi bu ara direnç seviyelerine kadar gelmiş ve tekrar aşağı yönlü bir hareket oluşmuş. Aşağı yönlü harekette ise son belirlediğimiz destek seviyesi, yani kırıldıktan sonra oluşan destek seviyesi çok güzel bir şekilde çalışmış. Hatta onun altında oluşturduğumuz spike hareketlerinden, ki bu bir spike hareketi görebildiğimiz gibi 4 saatlikte çok sert hareketler. Bu hareketlerden korumak adına yaptığımız bölge işe yaramış diyebiliriz. Yani bizim pozisyonumuzu korumuş ve 4 saat içinde, belki bunun içinde 1 saatlik çubuklar da olabilir. Yani bir haberden kaynaklı veya herhangi bir verinin açıklanması ile. Dolayısıyla pozisyonumuzu koruyup bizim kara aktarmış oluyor. Pozisyon yarısı olduğu için katmanlı pozisyonlama ile bir pozisyon burada kar ile kapanabilir. Yani bu seviyede. Diğer pozisyonlar ise break even, yani giriş seviyesine çekilebilir. Şimdi fiyat buraya geldiğinde bir pozisyonumuzu kapatmaya çalışacağız. Evet. Fiyat hareket edip belirlediğimiz bu seviyeye ulaşarak bir pozisyonumuzu kar ile kapatmış oldu. Bir pozisyon artı 102 pips kar ile kapatılır. Diğer pozisyonlar stop loss to break even, yani stop loss seviyesinin giriş seviyesini aktararak devam ederiz. Bu ise bu örnekte ikili pozisyonlama yapmışız. Yani farklı pozisyonla da yapabiliriz. Hani 0.80'ini 20'şer de ayırabilir, 0.40'ı 10'ar da ayırabiliriz, 0.20'şer de ayırabilir. Bu tercihtir. Sizin tercihinize kalmıştır. Şimdi buradaki bu belirlediğimiz başlangıçta 14 pipslik spike hareketlerinden koruma bölgesi tam olarak çalışmamış da diyebiliriz. Yani daha fazla da bıraksak buradaki hareketleri elde edebiliriz. Yani buradaki hareketlerden daha fazla kar elde edebiliriz. Çünkü bu durumda oluşan bu iğne bizim pozisyonumuzu ya da fiyatı daha doğrusu aşağıya yönlü çekebilir. Dolayısıyla biz burada beklediğimiz hedefi ulaşamayabiliriz. Yani daha fazla açıkçası şunu belirtmek gerekiyor. Buradaki hareket aslında bir şans. Çünkü bu hareketi piyasada bu iğneden sonra görmek açıkçası zor oluyor. Dolayısıyla oluşturduğumuz bu bölgeler, yani kar almak için
bütün pozisyonu beklemiyoruz. Fakat bir boşluk seviyesi bırakıyoruz. Bunu daha fazla da bırakmamızda hiçbir sakınca yok. Çünkü sonuçta pozisyonumuzu koruyor. Tek pozisyon ile 213 bips kar kaydedildi. Kademeli pozisyonlama yapmış isek, yani ikili anlamda söylüyorum, birinci pozisyonda 102 bips almıştık bu seviyede. Yani burada aslında. İkincide ise 150 veya 213 bips kar kaydetmiş olduk. Yani 150 burada eğer kapatmış olsaydık veya eğer sonuna kadar bekleseydik 213 bips kazanırdık. Tercihen bu şekilde de yapabilirdik. Burada oluşan bu destek seviyesine yakın bir yerde stop loss seviyesini getirebilir. Dolayısıyla herhangi bir aşağı yönlü harekette pozisyonumuz tekrar kar ile kapanabilirdi. Pardon. Son olarak zarar ile kapanan bir pozisyon seçtim. Çok doğal olarak bütün traderların zararları oluşuyor. Bu zararlar ile kabullenmemiz gerekiyor. Bunların neden oluştuğunu, hangi yanlışları yaptık da bu zararları eriştik diyeyim ya da kabullenmemiz gerekiyordu. Bunları anlamaya çalışacağız. Tekrar başa dönelim. Bayrak itkiyi görüyoruz. Impulse, bayrak formasyonu görüyoruz. Bir düzeltme hareketi, yeni oluşan direnç seviyelerini görüyoruz. İkili dip formasyonu görüyoruz. Son direnç oluşmuş. Son dirençten sonra bir çubuk kırılmış. Diğer 4 saatlik çubuk kırmış ve son oluşan kırılan direnç seviyesini test ederek bir destek seviyesi oluşturmuş. Pozisyon için hesaplamaları yaptık ve son oluşan destek seviyesinden ortalama 28 pips, 30 pips civarı bir stop loss seviyesi belirledik. Yukarı yönlü bir 4-5 pipslik pozisyonu koruyan bölge belirledik. Dolayısıyla alış pozisyonumuzu açtık. Şimdi fiyat hareket etti. Fiyatın hareketlerinden şunu görüyoruz. Buradaki bütün çubuklar şu oluşan son destek seviyesini takip ediyor. Yani teyit ediyor. Yani burada alıcılar alış pozları bekliyor. Fakat şu şekilde anlatmamız da gerekiyor. Bizim bu seviyeyi kırdıktan sonra diğer çubuklar oluştuğu zaman teyit edildiği zaman bu destek seviyesi bir stop loss seviyesini indiriyoruz. Yani azaltıyoruz. Bu şekilde de son oluşan destek artı spike hareketler için koruma bölgesini azaltmış bulunuyoruz. Buradaki hareketlerden dolayı. Yeni destek oluştu, stop loss seviyesini hareket ettirebiliriz diye yazmışız. Bir sonraki çubuk, yani bu kırmızıdan sonra oluşan yeşil çubuk tekrar bu oluşan destek bölgesini tekrar teyit ediyor. Dolayısıyla pozisyona olan güvenimiz ve trade olan güvenimiz daha da fazla artmış oluyor. Fakat burada oluşan hareketten sonra bir şeylerin yanlış olduğunu görüyoruz. Aslında buradaki yanlış stop loss seviyesini hareket etmemiz oldu. Buradaki hareket ise bir spike hareketi. Bu spike hareketi bir haberin veya bir verinin açıklanması ile olmuş olabilir. Fakat bunu pozisyonu stop loss'a çevirecek bir durum oldu. Ortalama eksi 25 pips ile zararda kapanıyor. Sonrasında ise beklediğimiz gibi, tam olarak belirlediğimiz gibi take profit seviyesine ulaşmış oluyor. Çok hızlı bir hareket ile, yani gün içerisinde olan bir hareket ile. Anlatmak istediğim, zararda kapanan pozisyonlar çok doğal bir bir trader'ın hayatı boyunca yaşayacağı çok doğal olaylardır. Yapmamız gereken bu stop loss seviyelerini hareket ettirerek, ki bu yanlış değil. Stop loss seviyesini neden hareket ettiriyoruz?
Çünkü riskimizi azaltıyoruz. Eğer bu spike hareketi daha büyük olsaydı, bir stop loss seviyesinde başlangıçta olduğu gibi buralarda tutmuş olsaydık, aynı şekilde spike hareketi de daha yüksek olup buradaki destek seviyelerine ulaşmış olsaydı daha büyük bir zarar kaydetmiş olurduk. Eğer geriye dönüp diğer işlemlere de baktığımız zaman, eğer orada da stop loss seviyesini hiç oynatmamış olsaydık daha az zarar, daha az kar almış veya bazı zamanlarda kar almamız gerekirken zarar ile kabullenmemiz gerektiğini görüyoruz. Benim anlatacaklarım bu konuda buraya kadardı. İsterseniz bu işlemler üzerinde bir soru sorabilirsiniz veya genel olarak başka Forex ile ilgili bir konu sorabilirsiniz. Sorularınızı soru cevap kısmında alabilirim. Ya isterseniz Tickmill'in MetaTrader 4 platformundan istediğiniz pariteye bakabiliriz, inceleyebiliriz. Tamam, soruları şu an soru cevap kısmında bakabiliriz. Tamamdır. Mustafa Bey merhabalar. Eğer herhangi bir soru yoksa birkaç tane soru var, sonra cevaplarım bunları. Euro GPY grafiğini inceleyebilir miyiz demişsiniz. İnceleriz tabii, neden olmasın. Süleyman Bey merhabalar. Hiç trade etmem, uzak dururum dediğiniz pariteler nelerdir? Tamam. Bunu sadece döviz çifti olarak değil, emtia ve endekslerde dahi cevaplarsanız sevinirim. Öncelikle teorik olarak soruyu cevap vereyim Süleyman Bey. Hiç trade etmem, uzak dururum dediğiniz pariteler, yani pound'tan uzak dururum. Ama bu sadece bir ön yargıdır piyasada. Bu sizin tercihinizdir. Bir trader'ın tercihidir. Ve bu dönem olarak değişebilir. Dolayısıyla benim şu an pound'u trade etmemem, Brexit ile ilgili olan gelişmelerin fazlasıyla öngörülemez olduğunu düşündüğüm için. Fakat dediğim gibi bu bir ön yargıdır. Yani eğer sizin tekniğiniz bu konuda doğru bir şekilde çalışıyorsa, yani bir pariteyi trade ederim, bunu trade etmem gibi bir algı, yani bir düşünceye girmenize gerek yok. Ama dediğim gibi bu bir tercihtir. İstediğinizi trade edersiniz, istemediğinizi trade etmezsiniz. Ama şöyle de bir durum var. Yani zaman içinde bunu yani tecrübe edenlerden, kendimden de gördüm. Birkaç pariteyi seçip sadece onları analiz edip, onları çok yakından takip edip ederek daha iyi bir işlemler sırasına girebilirsiniz. Yani bu şekilde daha pariteyi daha iyi anlayabilir, o ülkenin ekonomisini, gelişmeleri daha iyi anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bunu tercih ederim ben genelde. Umarım istediğiniz bir cevap olmuştur. Euro USD paritesini yorumlar mısınız? İlk öncelikle Euro GPY paritesini inceleyelim. Ondan sonra Euro USD paritesini de inceleriz. Şöyle bakalım. Burada var mı? Euro GPY paritesi. Günlükten, haftalıktan başlayalım aslında daha doğru olur. Tamamdır. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla haftalıkta
bu seviyeden 127.07 aslında. Yani buradaki 2018'de oluşan haftalık direnç seviyesini aslında çok güçlü. Bu bir direnç bölgesi de diyebiliriz. Şu şekilde göstereyim. Buradaki çubuktan dolayı kaynaklanan bir satış pozisyonu olduğunu düşünüyorum. Yani satış dalgası olduğunu düşünüyorum. Fakat bunun devamı gelip gelmeyeceğini tam olarak bilmiyoruz. Çünkü diğer haftalık çubuklarda destek seviyesi oluşmuş ve bu teyit edilmiş birkaç defa. Günlükte yaklaştığımız zaman burada bir range bölgesi, yani bir konsolidasyon, fiyatın yön bulma çabalarını görüyoruz. Şu an anlatmaya çalıştıklarım daha risksiz bir pozisyonunu almaya yönelik olan bir analiz. Dolayısıyla siz isterseniz burada oluşan haftalık direnç bölgesinden de satış yapabilirsiniz. Fakat bu bir tahmindir. Bu bir analiz değildir. Dolayısıyla daha riskli olacaktır. Günlükte baktığımızda ise buradaki seviyeler 126, aslında tam 126'ya denk geliyor. Direnç oluşturmuş, yeni dirençler oluşturmuş durumda. Geçen hafta olan satışlar tekrar şurada, şu çubuklarla teyit edildi. 4 saatlikte baktığımız zaman ise bu direnç bölgesi oluşmuş. Bu direnç bölgesi tekrar teyit edilmiş çok sert hareketlerle. Burada bir satış pozisyonu mümkün oldu fakat yüksek riskli olduğunu belirtmem gerekiyor. Çünkü bilemiyoruz. Yani alış pozisyonları da daha yukarı devam edebiliyor. Daha yakından baktığımız zaman 124.37 seviyesi, çok pardon, bu bölgenin kırılması ve test edilmesi sonucunda satış pozisyonlarını görebiliriz. Bu dalgaya katılabiliriz. Umarım sizin için iyi bir cevap olmuştur. Atilla Sonlu, Euro USD paritesinin yorumlar mısınız? Tabii. Yani Euro USD aynı şekilde, yani Euro'nun başta olması nedeniyle hala fiyatın konsolide olduğunu söyleyebiliriz. Şu şekilde buradaki direnç bölgesinin etkisiyle, direnç seviyelerinin etkisiyle satış pozisyonu almış durumda. Günlük çubuklarda Euro GPY'de olduğu gibi bu bölgeler, pardon, bu şekilde daha iyi görebiliriz belki. Evet. Buradaki bölgeler reddediliyor fiyat tarafından. Dolayısıyla satış pozisyonları fiyatı daha aşağılardaki seviyelere çekmeye devam ediyor. Yanılmıyorsam yarın FED faiz kararı var. Şimdi kontrol edeceğim. Yarın mı yoksa perşembe mi? O günlerde trade etmemenizi öneririm. Çünkü beklenmedik birçok hareket oluşabilir. Evet. Yarın FED basın açıklaması var. Faiz kararı var. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Hatta şimdilerde bile pozisyonunuz varsa taşımamanızı öneririm. 4 saatliğe geçmeden evvel buradaki destek seviyesini de çizebiliriz. 1.17 seviyesinin kırılması durumunda satış pozisyonları gelebilir. Fakat şu şekilde de denenebilir. 1.17.50 bölgesi de aslında bir kırılma bölgesi olarak görülebilir. Fakat daha az risk almak isterseniz 1.17'nin kırılmasını bekleyebilirsiniz. 4 saatlikte bugün bir satışın başladığını görüyoruz. Son oluşan birkaç destek noktasının da şurada
Şurada oluşan destek noktalarının kırıldığını, fakat şu an bir tek Amerika kıtasının borsaları çalıştığı için volatilite biraz düşmüş durumda. Dolayısıyla test edip etmeyeceğini ya da ne yöne hareket edeceğini tam olarak bilemiyoruz. Yarını beklememiz gerekiyor aslında diye düşünüyorum. Bunu bir şu şekilde de yorumlayabiliriz aslında. Bakın bir saatlikte burada bir trend oluşmuş durumda. Evet, burada bir trend oluşmuş durumda. Bir saatlikte eğer analiz edecekseniz. Bu trendin oluşturduğu bir ikili tepe görüyoruz. Bu ikili tepede de ayrıca bir destek seviyesinin kırıldığını görüyoruz. Test edilmeye yakın olduğunu görüyoruz. Tekrar 1.17.50 seviyesini bu hafta görebiliriz. Umarım bu cevap sizin için yeterli olmuştur. Diğer sorulara bakalım. Altın için yorumunuz alabilir miyim? Tabii. Bir de işlemlerinizde hiç hedge yapıyor musunuz? Hayır, hedge yapmıyorum. Yani sadece işlemime bağlı kalıyorum. Eğer stop loss olacaksam stop loss oluyorum. Kademeli olarak trade açmaya çalışıyorum. Bu şekilde altın için analizi yapalım. Altın için çok yakından takip ettiğim bir haber kuşağı var genel olarak. ABD-Çin arasında olan gerginliğinin altına olan etkisini yani okumaya çalışıyorum farklı kaynaklarda. Mesela siz de üye olabilirsiniz. Altın uluslararası pardon, global Gold Council, Altın Konseyi'nin web sitesine üye olabilirsiniz. Haftalık çok güzel analizler paylaşıyorlar. Dolayısıyla onları da yakından okuyabilirsiniz. Fakat teknik olarak okumaya çalıştığımızda çok güçlü bir destek seviyesini görüyoruz. Günlük olarak oluşmuş. Bakın burada oluşmuş günlük çok güçlü bir destek. 1900-1905 civarı oluşmuş bir bölge. Bu bölgenin üstünde taşıdığı strüktür diyelim veya formasyon bir üçgeni görüyoruz. Bu üçgenin yakında kırılıp kırılmayacağını tam olarak bilmiyoruz. Yarınki Fed toplantısına kadar bu yerlerde konsolide olacağını düşünüyorum. Tam olarak bu seviyelerin yani 1978 seviyelerini kırılmasını şahsen beklerim bir alış pozisyonu yapacaksam. Çünkü bunun daha yakından görelim 4 saatlik. Bunu 4 saatlikte çok net gözükmüyor fakat günlükte daha net gözüküyor. Dolayısıyla günlük çubuğun bunun üzerine kırılmasını beklerim şahsen. Yani şu seviye 1975, 6, 8. Daha az riskli de bu şekilde yapabiliriz. Buradaki son oluşan günlük, hatta bu haftalık yanılmıyorsan, evet, bu da haftalık direnç seviyesinin kırılmasını bekleyebiliriz. Çünkü yani çok net görülebiliyor. 1905 ile 1992 arasında çok uzun bir konsolidasyonu görüyoruz. Satış pozisyonu için kesinlikle 1905 seviyesinin kırılmasını beklememiz gerekiyor. Fakat yine de pandemiden dolayı, ABD-Çin gerginliğinden dolayı, Brexit'ten dolayı ve ABD seçimlerine yakın olmasından dolayı satış pozisyonları biraz daha riskli görüyorum. Diğer bir soru var. Şimdi evet, Mustafa Bey bir tane daha soru sormuş. Hiç sorun değil, cevaplamaya çalışacağım. Zaten genel olarak bana yöneltilen bu
soruları daha önce almıştım. Yani birçok kişiden duydum bu soruları. Okuyayım soruyu diğerlerine de. Dikkat ettim de genellikle price action, yani fiyat hareketlerinden ya da formasyonlara bakarak işlemlere girip çıkıyorsunuz. Hareketli ortalamalar, indikatörler, osilatörler kullanıyor musunuz? Ya da tape profit, stop loss seviyelerini belirlerken Fibonacci kullanıyor musunuz? Ben Forex ile 6 yıldır tanışıyorum ve 2 yıldır da düzenli trade ediyorum. Bu süre zarfında bir sürü indikatör, osilatör, hareketli ortalamalar, RSI, birçok şey piyasada okumaya çalıştım, görmeye çalıştım, denemeye çalıştım. Fakat aldığım eğitimden dolayı bu eğitimde trade'in daha basitleştirilmiş halini öğrenmeye çalıştım. Yani herhangi bir indikatör, osilatör, hareketli ortalama, bir robot veya herhangi bir şey olmadan sadece piyasayı okuyarak, yani piyasayı dedim sadece fiyatın hareketlerini okuyarak trade etmeye çalışmak. Bu benim için çok yararlıydı. Tam istediğim trade metoduydu. Neden? Çünkü 3-5 çizgili, maksimum 5 çizgiyle siz pozisyonunuzu ayarlıyorsunuz. Bütün hesaplamaları matematiksel olarak yapıyorsunuz ve bu sizin için artık bir kumar değil. Sadece bir bilgi. Tamamıyla bir bilgi. İndikatörler, osilatörler, hareketli ortalamalar kullanan ve başarılı olan birçok trader var. Yani bunu yanlış olduğunu söylemiyorum. Fakat benim gördüğüm kadarıyla bunların hepsi fiyatın, yani bir dövizin diğer dövize olan değerinin harekete dönüşmüş halinin, grafiğin harmanlanıp, farklı yorumlanıp oluşturulan diğer anlatım araçları oluyor. Yani indikatörler veya osilatörler veya diğerleri. Genel olarak zaten bunlar bir clue, yani size bir ipucu veren durumundalar. Fakat piyasayı okumanız için indikatörlerin ta kendilerinin kullandığı fiyat hareketlerini okumamız gerekiyor. Yani biz kendi bilgimizi asıl bir indikatör yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu şekilde trade etmeye çalışıyorum. Take profit veya stop loss seviyelerini belirlerken Fibonacci'yi kullanıyorum. Yani örneklerde belirtmedim yani Fibonacci'yi, fakat Fibonacci'yi kullanıyorum. Genellikle günlük grafikleri yaptığımda, yani yorumlamaya çalıştığımda, o zaman Fibonacci'yi kullanıyorum. Diğer bir soru daha var galiba. Tamam, yok. Tamamdır. Pivot sistemini kullanıyor musunuz? Hayır. Kesinlikle. Yani ben kullanıyorum. Diğerleri kullanıyor olabilir ve başarılı olabilir. Fakat ben trade'in en sadeleştirilmiş ve en basit haliyle okuyup, anlayıp trade etmeye çalışıyorum. Cemil Bey, bu arada sorunuz için teşekkür ederim. Yani sadece fiyat hareketlerini okuyarak diğer bütün her şeyi bir kenara bırakıyorum. Bu şekilde hem okumam daha kolaylaşmış oluyor. Yani piyasayı okumam. Chatten Yunus Bey, kısa bir dolar TL analizi yapabilir misiniz? Tabii, son dakikalarına da yaklaşıyoruz. Günlükten başlayacağım. Haftalık olarak eğer başlarsak şu şekilde anlatımımız olabilir. Son şuradan başladığımız sürece 1, 2, 3, 4, 5 ortalama olarak 12-13 haftadır fiyatın
ya da Türk lirasının değer kaybettiğini görüyoruz maalesef. Bu şekilde. Günlükte baktığımız zaman burada oluşan bir direnç seviyesi vardı. Gördüğünüz gibi 7.40 civarında bir direnç seviyesi vardı. Bu direnç seviyesi kırıldı, günlükte bahsediyorum. Buradaki çubuktan, şöyle bahsedeyim. Buradaki çubukta destek oluştu. Yani 7.30, 7.40 civarında bir destek oluştu. Eğer bir satış pozisyonu alacaksanız bu konuda yukarıdan yakalayayım. 8.50'den işte 7.70'den yakalayıp buradan döner gibisinden kesinlikle bir hataya kapılmamanızı tavsiye edebilirim. Yani bu bir istediğiniz gibi trade edebilirsiniz. Fakat hop trader, yani bir ümit eden bir trader olmamaya çalışın. Siz fiyat hareketlerini okuduğunuz zaman fiyat size çok net olarak ne yöne gideceğini anlatıyor. Yani burada oluşan bir itki, burada oluşan bir konsolidasyon, kırılma ve test edilme sürecinin sonunda fiyatın daha fazla değer kaybetmesi anlaşılıyor. Fakat son dönemlerde şunu da görüyoruz. Burada oluşan bir wedge formasyonu var. Yani daralan bir üçgeni görüyoruz. Bu üçgenin bir yerden bir kırılması olması gerekiyor ve yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü kırılacağını tam olarak bilmiyoruz. Herhangi bir kırılma gerçekleştiği zaman son oluşan destek ve direnç noktalarına odaklanıp eğer o seviyede kırılıp kırılmadığını bakmamız gerekiyor. Yani son günlükte oluşan destek seviyesi bu. 7.40'ın kırılması en azından satış pozisyonlarının 7.20'ye kadar gelebilmesi demek oluyor. Bu arada bir iki tane daha soru var galiba. Mustafa Bey, bir soru daha. İşlemlerde ana paranızın yüzde kaçını risk edersiniz? Belli bir risk kazanç oranında kullanıyor musunuz? Genellikle %1. %1 de bazen fazla olabilir. Ama %1. Başlangıçta %3 ile %5 arası kullanıyordum. Fakat bu fazla volatiliteye neden oluyor. Yani şu şekilde her pozisyondan %1 kazanç veya %1 zarar kaydetme olasılığı oluyor. Pozisyon kademeli açarken Cemil Bey'in sorusu. İlk pozisyonu büyük açma, daha sonraki daha küçük açma ya da eşit atma stratejisi hakkında ne önerebilirsiniz? Teşekkürler. Eğer kademeli açarsanız yani farklı teknikler, bu aslında daha fazla tercih konusu. Benim hesapladığım kadarıyla hepsini eşit açmak daha karlı geliyor. Çünkü sizin örneğin şöyle yapalım. Eğer kapattığınız pozisyonlar daha düşük hacimli ise, sonrasında zarar kaydedeceğiniz pozisyonlar daha yüksek ise nette eksikte kalmış oluyorsunuz. Fakat eğer bütün pozisyonlar dediğim gibi yani 0.60 lotluk bir pozisyon açabilme imkanınız varsa bunu 0.20, 0.20, 0.20 olarak ayarladığımızda karımız ve zararımız lota oranla aynı olmuş olacak. Dolayısıyla bir pozisyonu veya iki pozisyonunu kapattığımızda nasıl diyeyim? Yani lota kıyasla karımız veya zararımız eşit olmuş oluyor. Veya daha fazla kar etmiş olacağız. Euro Türk lirasını analiz edebilir miyiz? İşlem yaptığınız hesabın izleme şifresini paylaşmanız mümkün mü? Maalesef bunu paylaşamıyorum. Euro Türk lirası analizini de yapalım. Bu da saatimizi tamam. Bu son olsun arkadaşlar. Bunu analiz edelim. Sonrasında
vedalaşalım. Şimdi günlükte tekrar bakalım. Burada da bir direnç seviyesini görüyoruz. Bu direnç seviyesi tam olarak kırılıp kırılmadığını belki bugünkü kapanışta görebiliriz. Yani 882'de oluşan direnç seviyesi ufak da olsa burada bir kırılmaları görüyoruz. Üstünde kapanışları görüyoruz. Fakat fiyat çok daha yavaş hareket etmeye başladı. Dolayısıyla Forex'te belki bilirsiniz bir tane söz var. Fiyat roket gibidir. Yukarıya gittikçe ve yavaşlamaya başlayınca düşeceğini de biraz kestirmek kolaylaşmış olur. Dolayısıyla bu mantıkla gittiğimiz zaman fiyatın belki yukarılara doğru çok fazla gitme yolu olmayabilir. Belki sadece 9 seviyesini böyle test edip yüklü bir satış pozisyonuna girme ihtimali var. Fakat eğer satış pozisyonu alacaksak buradaki bölgenin kırılmasını bekleyebiliriz. Ben şahsen satış ve alış pozisyonu yani genel olarak Türk lirasında trade etmiyorum şu an. Ama 8.41 seviyesi güçlü bir destek olarak görüyorum. Dolayısıyla eğer bu kırılırsa sadece bir satış dalgası dediğimde yani bu 5'lere 6'lara geleceğin anlamına gelmiyor ama en azından kısa bir süreli bir gevşemeyi görebiliriz. 4 saatlikte eğer trade edecekseniz bu biraz daha zorlaşıyor. Çünkü direnç ve destek seviyeleri birbirlerine çok yaklaşmış durumda ve aradaki spreadten dolayı trade etmeniz çok daha zor oluyor. Ben de çok teşekkür ederim sorularınız için. Eminiz'e sana çok teşekkür ederim. Umarım tekrar buluşmak üzere buluşuruz. Gruplarda zaten beraberiz. Tekrar haberleşmek üzere. Ekşi Forex gruplarını da takip etmeye unutmayalım. Pardon. Buradaki gruplarımızı takip etmeye unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Sorunuz varsa bilgi@exiforex.com'a yazmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar dilerim. Sağlıcakla kalın.